Türk kufnesinin Gagauzya'da tanışmak çeketi tradisyonel yemesinden köfte, katleti, Türk beyaz pilavından, pirinç bulgurundan, hem cacık, yurtta hıyar kokuluklarla hazırlandı. Şimdi şunu dizdik, patates köftemizi koyduk. Şimdi bunu fırına atacağız. Fırında biraz pişsin ki o şeyi suyu biraz böylecik karışsın köfteyle suyu ki daha lezzetli olsun. İmikleri evde hazırlayan hem ailesinin sağlığını düşünen, anasından en güzel bilgileri alan Türkiye Devleti'nin vatandaşı Nurcan Şahin var olan bilgilerinin Türk halkın sevgili yemeklerin reseptlerinden gagauskalarla paylaştı. Kendim de yemek yapmayı seviyorum ama böyle burada olan etkinliklere işte evime gelen gagauz ya da işte komrattaki arkadaşlarımız yemekleri beğeniyordu. Hep söylüyorlardı hani sizin yemekleri beğeniyoruz işte bir program yapın biz de gelelim falan diye. Çok hani istek olunca biz de kırmak istemedik. Burada kütüphane Yunus Emre'nin de desteğiyle Mustafa Kemal Atatürk Kütüphanesi'nde işte bir program başlatalım dedik. 3 aylık bir süre bu. 3 ayda işte Türk mutfağını tanıtmaya çalışacağım elimden geldiğince. Köfteler yapacağız, tatlılar yapacağız, sütlaç, işte Türk simidi yapacağız, börekler yapacağız. Elimden geldiğince Gagauzlara bizim mutfağımızı tanıtmak, buradaki fotoğrafları ve şeyleri de internete yükleyip Türkiye'deki insanların da bunları görmesini istiyoruz. O yüzden de böyle bir program başlattık. İnşallah da devam ettirmek istiyoruz. Kemal Atatürk adına bibliotekasının başı Vasilisa Tanasoğlu Sülerani Biblioteka Kültura Merkezi oldu. Kurumda türlü soylarda oluşlar geçirirlerler. Biz planladık. Hani neden yapmayalım böyle bir kurs? Türk yemeklerini hazırlama. Enstitü Yunus Emre Kayıl getirdi. İzin verdi bize. Finans tarafından da yardım verdi. Bugün biz açtık bu kursları, başlattık bu kursları. Projektin payalanları Türk yemeklerini seven insanlar oldular. Burada reseptleri alma hem çeşitli yemekleri katılıp hazırlama vardı her birin kolaylığı. Sevdim bu yurttan salatayı. Düşünüyorum onu evde de yapmak hazırlayayım. Onun içine girer hıyar, yurt, yemyeşillik, hem zeytinyağı. Türk yemekleri çünkü çok zengin. Mutfakları var onların. Çok yemekler yapıyorlar. Etten yemek yapıyorlar. Yağnıdan. Köfteler, salatalar. Çorbaları çok onların güzel çorbaları lezzetli olur. Bu yüzden istedim öğreneyim nice halizden yapılır Türk yemekleri. Da burada var öyle bir olanak. Hani Nurcan Hanım Türkiye'den anladır gösterir bize nice yapılır Türk yemekleri. Türkiye'den gelen insanların onların bilgilerine ve Türkiye'nin yemeklerine çok meraklanıyorum. Beğeniyorum. Onların tadı biraz bizim gagauzların tadından biraz daha başka. Onlar pek çok kokular kullanıyorlar kendi yemelerinde. Da ben de dedim geleyim de göreyim nasıl onu yapıyorlar. Bizim kulturamızda gagauzan kulturasında yok köfte. Bizde yok böyle köfte, bize bu gelme. Ama şimdi burada da görüyorum hani Türklerin de kulturasında bu köfte varmıştı. Da ben şimdi geldim bakayım diyeyim, göreyim nasıl ona yaparlar bunu. Kurslar 2 ay sürtecekler ama çok isteyen olarsa ilerleyecekler. Haftada bir sıra biz toplanacağız. Bu kurslarda biz yapacağız türlü yemekler. Supalarda, koyu yemeklerde, tatlılıklarda. Kursların bitkisinde de düşünüyoruz gene böyle hepsimiz ne öğrendik, ne bilgiler kazandık bu kurslarda. Hepsi ayrı kendi başına yapacak birer yeme. Da sonra bakacağız kim neye öğrendi bu kurslarda. 2 ayın içinde her bir perşembe Komrad'ın Türk Bibliotekası'nda Türk yemekleri hazırlanacaklar. Svetlana Dimitrogla, Grigori Stavilov, Artem Topal, GRT Haberler.